İyi günler arkadaşlar. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere patates oturtma tarifi vereceğim. Ben patates oturtma diyorum. Çünkü içinde sebzeler de var ama pratik bir patates oturtma olacak bu kızartmadan yapacağımız. Hemen malzemeleri sayıyorum bunun için. 2 orta boy soğanım var. Şimdi kuşbaşı doğrayacağım onları. 300 gram kadar kıymam var. 3 adet sivri biberim var doğradığım. 1 adet kapya, 1 adet de sarı dolma biberim var. Onları da ay şeklinde kıydım. 1 kaşık domates salçası, 1 kaşık da biber salçam var. Halka halka doğradığım 3 orta boy patatesim ve bir de tuzum, pul biberim, kekim ve bir tutam da karabiberim var. İsterseniz hemen yapımına başlayalım. Soğanımı ortadan keserek ince ince kıyıyorum. Bunları küçük küçük evvela güzelce doğruyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük doğradığım soğanları şimdi ocağa alacağım. Standart çay bardağıyla yarım çay bardağı sıvı yağı tencereme boşaltıyorum. Arkasından küçük küçük ince ince doğradığım soğanlarımı ilave ediyorum. Bunları önce bir güzel kavurmaya bırakıyoruz. Biraz kavrulmaya başlayan soğanlarımıza ben hemen 300 gram kadar kıymam var. Onu da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi. Boşaltıyorum. Soğanımla birlikte kıymamı da kavuracağım. Evet, kavrulmasını bekleyeceğiz biraz. Oldukça pratik bir yemek. Hiç yemeğimiz olmadığı zaman da çok kolayca yapabileceğimiz bir ana öğün olacak. Evet, birazcık kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi kavrulmuş olan kıymalarımın üzerine hemen biberlerimi ilave ediyorum. Onu da şöyle bir karıştırıyorum. Arkasından yine ince ince doğradığım yeşil biberlerim var. Onları da ilave ediyorum. Ve hemen üzerine yine doğramış olduğum 2 adet domatesim var. Onları da biberlerimin üzerine koyup şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hem kıyma hem de sebze karışımı. Tabii patatesimiz de var biliyorsunuz. Doyurucu güzel bir yemek olacak. Şimdi gördüğünüz gibi tuzum, pul biberim, biraz kekik ve biraz da karabiberim var. Hemen onları da ilave ediyorum. Baharatlar ve tuzlar sizin kesinlikle istediğiniz gibi kendiniz ayarlayacaksınız arzunuza göre. Herkesin tuz ayarı farklıdır çünkü. Baharat da öyle. Evet, biberlerimiz ve kıyma güzelce kavruldu. Şimdi hemen salçasını ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı da biber salçam var. Bunları ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Eritiyorum salçalarımı. Thank you.
Şimdi 1,5 kaynatmış olduğum 1,5 su bardağı su ilave edeceğim. Şekilde bir 10 dakika pişmeye bırakacağım tekrar. En sonda patateslerimizi ilave ediş şeklimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, kıymalı harcımı pişirdim. Hemen onları tenceremden bir borcama boşalttım. Şimdi halka halka doğradığım patateslerin yarısını hemen tenceremin altına şu şekilde sıralıyorum. Çünkü yarısını da harcımın tekrar üzerine kullanacağım. Evet, bu kadar. Halta. Şunu da koyuyorum. Kafi olacak hemen. Şimdi harcımın yarısını bunun üzerine ilave ediyorum. Yarısında, kalan yarısında dizdiğim diğer patateslerimi üzerine tekrar ilave edeceğim. Evet, hemen kalan diğer patateslerimi de ilave ediyorum. Böylece harcımın iki katında patateslerim var. Kendi suyuyla artık pişecek. Başka bir su ilave etmeyeceğiz. Hemen şimdi kalan harcımı da üzerine döküyorum. Evet, şimdi tekrar yemeğimi ocağa alıyorum. Yaklaşık 15 dakika daha pişirmeye. Arkadaşlar, yemeğimiz gördüğünüz gibi artık hazır. Ben patates oturtması diyorum bu yemeğe, sebzeleriyle birlikte. Çok güzel oldu bence tabii ki. Şimdi size şöyle bak, patatesini hemen kesip göstereyim. Lokum gibi oldu. Yine kıymalarımız, bütün malzemelerimiz içinde çok güzel pişti. Çok güzel bir ana öğün. Seveceğinizi umuyorum. Çünkü tadı, yemesi gayet güzel, zevkli. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki tatlara, lezzetlerde yine buluşacağız. Eğer abone olmadıysanız kanalımıza lütfen abone olun. Yorumlarınızı da bekliyorum aynı zamanda. İnşallah tekrar buluşuruz. Ve o güne kadar sağlıkla, güzellikle kalın. Hoşça kalın. Nevin'in ve Nurşen'in mutfağında tekrar görüşmek üzere.